tohumlar grubunu konuşacağız. Özellikle cevizi konuşmak istiyorum. Tohum deyince aslında birçok şey aklımıza geliyor. Nedir bunlar? Ağaç kuru yemişleri. Ve ağaç kuru yemişleri dışında susam, haşhaş, kara buğday ve baklagiller. Aslında bunların hepsi akraba. Ama biz bunlardan bir tanesini konuşacağız şimdi. Cevizi konuşacağız. Cevizin özellikle faydalarını, alerjisini, ne yapılır, tedavide neler kullanılır, teşhisi nasıl konulur, bunları konuşacağız. Ama öncelikle alerji diyetisyenimizden cevizin bir faydalarını öğrenelim. Ceviz nedir? Bize faydaları nelerdir? Alerji diyetisyeni Yasemin Çalışır'dan dinleyelim. Tabii hocam. İlk olarak ceviz HDL kolesterolü yükseltir. İyi kolesterolümüzü yükseltir. LDL kötü kolesterolümüzü düşürür. Damar içindeki yağlanmayı azaltır. Aterosikloroz istediğimiz damar tıkanıklığı hastalığının tedavisinde de kullanılır. Demek ki kolesterol düşürücü ve damar tıkanıklığı, damar hastalıklarında faydası süper. Evet. Bunun dışında tansiyon hastalığında kesinlikle ceviz kullanmasını istiyoruz. Tansiyona da iyi geliyor. İnsülinin salgılanmasını denetlediği için şeker hastalığında da günde 1 ila 2 porsiyon arasında ceviz öneriyoruz. Bir porsiyon ceviz bizim istediğimiz 2 adet çiğ olarak tüketilmesini istiyoruz. Kabuklu ağaç yemişlerinin hiçbirini kavrulmuş olarak önermiyoruz. Ne kadar önemli. Kavrulmamış çiğ tüketelim ağaç kuru yemişlerini ve özellikle demek ki diyabette de demek ki faydası evet. Var. Damar hastalığına faydası var. Kolesterol düşürücü. Evet. Ve 2 adet cevizi de geçmeyelim. Sonrası kilo yapar ona göre. Evet. Ceviz aynı zamanda bir yağlı tohum grubu olduğu için fazla tüketildiğinde vücutta yağ olarak kalıyor. Bu da bize fazla kilo olarak geri dönmüş oluyor. Göbeğiniz çıkar ona göre. Bunun dışında ceviz potasyum, magnezyum, çinko ve folik asitten zengindir. Özellikle gebelik planınız varsa ya da hamilelik dönemindeyseniz Brezilya fındığı cevizi öneriyoruz. Bunun dışında siyah ceviz dediğimiz bir ceviz türü de var. Ceviz bizim bildiğimiz tek bir ceviz türüne ait değil. Bunları da özellikle hamilelik dönemlerinde folik asit açısından kullanabilirler. Demek ki hamilelerde 2 tane cevizi de geçmeyin ona göre ama faydası var. Evet hocam bu şekilde. Ne güzel. Demek ki özetleyecek olursak cevizin kolesterol düşürme özelliği var. Damar sağlığımız için faydalı, diyabette faydalı, gebelerde faydalı. Demek ki faydaları var. Ama 2 adet cevizi de geçmiyoruz. Bu şekilde kullanıyoruz. Evet. Demek ki faydalarını öğrendik. Evet. Şimdi neleri konuşalım? Hocam şimdi alerjilerini konuşalım. Ceviz alerjisi nedir? Ceviz alerji yapar mı? Şimdi Yasemin Hanım da bizi sıkıştırıyor şimdi. Alerjisi var mı? Maalesef cevizin de önemli derecede alerji yapma potansiyeli maalesef var. Çünkü cevizin içindeki özellikle depo proteinleri ciddi anafilaktik şoka neden olabiliyor. Bazen de profilin denilen bir molekülden dolayı da bazı bitkilerden, polenlerden de etkilenerek çapraz reaksiyona bağlı nadiren cevize karşı alerji gelişebilir. Genellikle depo proteinlerine bağlı alerji oluyor ve diğer ağaç kuru yemişlerine karşı da alerjisi olanlara da çapraz reaksiyon yapabiliyor. Cevize alerji varsa özellikle fındığa da alerji olma potansiyeli yüksek, diğer kuru yemişlere alerji olma potansiyeli yüksek, tohumlara alerji gelişebilir, baklagillere, yer fıstığına alerji olabilir, mercimeğe, bezelyeye alerji olabilir. Çünkü beraber görülme olasılığı yüksek çünkü aynı akraba grubu. Evet hocam. Peki ben ceviz alerjim varsa ceviz alerjim olduğunu nasıl anlarım? Bunun belirtileri nelerdir? Çok güzel sordunuz. Özellikle ceviz tükettiğiniz zaman genelde ciddi alerjiler bir saat içinde sizi perişan edebilir. Aniden vücudunuzda kızarıklık, kaşıntı olabilir. Egzama gelişebilir, kurdeşen gelişebilir. Tansiyonda düşme, nabızda artış olabilir. Yani alerji, şok dediğimiz tabloyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Onun için ceviz alerjisi hayati tehlike yapabilir. Bazen aileler diyor ki ben verdim dudağında hafif kızarıklık oldu diyor ve her zaman da aynısını yapacağını sanıyor. Her zaman aynı belirti, aynı doz yapmayabilir. Aynı saatte bile verseniz farklı farklı sonuçları olabilir. Onun için
ciddi alerjisi olanların kesinlikle içinde eser miktarda olanları bile tüketmemesi lazım. Ama bazen polen alerjisi olanla çapraz reaksiyon oluyorsa sadece dudak etrafında kızarıklık, kaşıntı, ağız içinde biraz kaşıntı şeklinde kendini gösteren hafif belirtilerle de kendini gösterdiği de olabiliyor. Teşekkür ederiz. Hocam peki ceviz alerjimizin teşhisi konuldu. Ceviz alerjisi kalıcı mıdır, geçebilir mi? Bir kere teşhisini koymak için öncelikle ne yapmamız lazım? Bir test yapmamız lazım. Evet. Bir kere ceviz alerjisi belirtileri varsa ciddiyetini belirliyoruz. Acaba kalıcı mı değil mi? Biliyoruz ki özellikle ağaç kuru yemişlerin %80'i ömür boyu devam ediyor. Ne yapmamız gerekiyor? Ciltten veya kandan bir alerj testi yapıyoruz. Bazen de cevizin kendinden de alerj testi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bu testi uyguladıktan sonra eğer ciddi bir alerji varsa, çıkarsa bunlar da düzelme şansı %80'den daha az. Yani %80 genelde ömür boyu devam ediyor. Bazen de moleküllerine bakıyoruz. Hangi kısmında alerji var? Çapraz reaksiyon mu? Gerçek alerji mi? Onu da ayırıyoruz ve başka kuru yemişlere de alerji var mı? Tohumlara, baklagillere alerji var mı yok mu diye de daha detaylı alerji testleriyle değerlendirebiliyoruz. Buna göre teşhis konuyoruz. Ama şunu da unutmayalım. Hem deriden hem kandan yapsanız bile en kesin tanıyı verdiğiniz zaman problem olmamasıyla anlıyoruz. Yani siz deriden test yaptınız, kandan test yaptınız, çıkmadı diye kesin alerji yok anlamına gelmiyor. Bazen %5 oranında çıkmayabiliyor ama verdiğiniz zaman problem olabiliyor. Bu sebepten dolayı en önemli test aracımız denemek. Denerken de önce dudağımızı sürmemiz, arkasından da çok az miktarda 15-20 dakika içinde kızarıklık var mı yok mu diye değerlendirmemiz, tekrar 15-20 dakika sonra bir parça verip yine yarım saat içinde problem yoksa cevizin örneğin 8'de birini verip bir gün sonra 4'te birini, daha sonra yarısını, daha sonra tamamını olacak şekilde kademeli olarak deneyerek başlamamız en idealidir. Özellikle cevizden sonra belirti olanlarda. Ama bazen de kanda veya ciltte çok hafif bir alerji, hassasiyet çıkıyor. Buna da alerji diye tüketmeyenler oluyor. Bazen de çok hafif hassasiyet olabilir kanda ama alerji olmayabilir. Testler hassasiyeti gösteriyor. Onun için en önemli şey vererek görmektir. Teşhisi koyduk. Daha sonrasında tedavisinde ne yapacağız? Ceviz içeren gıdaları eser miktarı da olsa kullanmamamız gerekiyor. Sıra bende. Alerji diyetisyeni olarak da size soruyorum. Ceviz nelerin içinde var? Şimdi ceviz birçok unlu mamulde, tatlılarda, özellikle paketli gıdalarda çok fazla bulunuyor. Özellikle ailelere söylediğimiz şey paketlerin arkalarını çevirip muhakkak etiket okuma yapılmalı. Çünkü etiket okunmadığı zaman gözden kaçabiliyor. Özellikle çikolatada, sütlü çikolata diyor ama onun içinde de bir miktar ceviz olabiliyor. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Bunun dışında kozmetiklerde, ilaçta, bunun sektöründe kullanılabiliyor ceviz. Kullandığımız temizlik malzemelerinin içinde de kullanılabilir. Ve ayrıyetten ceviz yağına değinmek istiyorum. Ceviz yağı salatalarda ve yemeklerde sağlıklı olduğu için kullanılmak isteyen bir ürün aslında. Ama ceviz yağını da ceviz alerjisi olanlar da tabii ki tüketmemelerini istiyoruz. Çünkü tükettikleri zaman yağdan da alerji gelişebiliyor. Bunun dışında etiket okumaya özen gösterip çapraz reaksiyonlara özen gösterdikleri zaman ceviz alerjisinin tedavisinde önemli bir yol kat edeceklerdir. Aslında ceviz yağında alerji çok olmaz ama ceviz yağının kaliteli olarak alınması gerekiyor. Alerji karıştığı zaman proteininde alerji oluyor aslında. Onun için belki bu şekilde alerji enitesi karışma riski olduğundan dolayı tabii ceviz yağı da olmayanları, olanları kullanmamakta fayda olabilir. Demek ki özellikle kozmetiklerde de değerlendireceğiz ceviz var mı yok mu diye. Çikolata yiyemiyorsunuz. Paketli gıda tüketmemeye gayret tüketiyorsanız da içinde ceviz var mı yok mu diye bakın. Çikolatalarda dikkat edin. Baklavalarda da özellikle ceviz oluyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları tüketemiyorlar. Peki ceviz tüketmedi diye çocukta bir eksiklik olur mu? Bir şey takviye yapmak gerekir mi? Onun yerine ceviz yerine ne yesinler? Şöyle, cevizin içinde bulunan konuştuğumuz folik asit, magnezyum, bunlardan zengin beslenmek için aslında diğer kuru yemişlere alerjinin yoksa onları kullanabiliriz.
Onun dışında ekstra olarak dışarıdan takviye alabilirler. Çok da bir eksiklik olmayacaktır. Biz alerji diyetisyenler olarak bu konuya uzmanlığımız olduğu için onların beslenmelerini, büyüyüp gelişmelerine dikkat ediyoruz. Demek ki ceviz tüketmelerinizde hemen vah vah demenize gerek yok. Çok büyük bir eksiklik olmuyor. Diğer besinlerle, vitaminlerle destekleyebiliyorsunuz. Evet, ceviz demek ki çok önemli faydaları olabilen, özellikle kolesterol düşürücü, damar sağlığımız için diyabette faydası olan, gebelerde faydası olan önemli bir gıda. 2 adet ceviz tüketebiliyoruz. Ciddi alerjisi olabiliyor ve alerjisi olduğu zaman da %80 ciddi alerji düzelmiyor, ömür boyu devam ediyor. Hayatı tehlike yapabiliyor ve hayatı tehlike içinde adrenalin otoenjektörü hep yanınızda bulunmasında fayda var. Ciddi alerjisi olanlar çünkü acil kendi kendinize enjeksiyon yapabilme kapasitenizin olması gerekiyor. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Hafif belirtilerde antihistaminikler kullanabilirler. Antihistaminiklerle hafif belirtiler düzelebilir ama eğer kurdeşeğiniz çok fazlaysa, nefes sıkışıklığınız varsa, tansiyon düşmüşse hemen derhal adrenalini uygulayın, yatar pozisyonda uygulayın ve ambulansa haber verip çağırmanız gerekiyor. Çünkü devamında yine tekrarlayabilir diyoruz ve cevizi bitiriyoruz. Alerji diyetisyeni Yasemin Çalışır ile ceviz alerjisini konuştuk. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum. YouTube kanalımızı takip edip bildirimlerinizi açabilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. YouTube'da bizi takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın.